Burnumuzun görevlerinden birisi aslında zaman zaman tıkanmaktır. Bu fizyolojik bir gerekliliktir. Çünkü burun içerisindeki konkalar havayı ısıtıp, nemlendirip, temizleyerek akciğerlere doğru aktarırlar. Bu işlev sırasında konkalar günün değişik saatlerinde zaman zaman şişerek bu görevlerini yerine getirirler. O dönemlerde kısa süreli geçici burun tıkanıklıkları olabilir. Örneğin kuru havayla temas, atmosferde kirli havayla temas, zehirli gazların bulunduğu ortamlar hemen burnun tıkanmasına yol açar. Elbette ki bu bir fizyolojik hadisedir ve bir hastalık yönünde düşünülmez. Ancak bazı burun tıkanıklıkları haftalarca sürebilir, bazen bir bütün yıl sürebilir ya da mevsimsel şiddetlenmelerle karşımıza gelebilir. Bu tıkanıklık öylesine kalıcı bir yer edinmiştir ki hastanın oksijen alma kapasitesini bozar. Hastanın oksijenizasyonunun bozulması demek o kişide ciddi sorunlara gebe olmak demektir. Örneğin uyku sorunları, dikkat sorunları, fiziksel performansın etkilenmesine dek uzanan daha ciddi sorunlar, daha ötede akciğer ve kalp yüklenmeleri gibi sistemik sorunlara yol açabilir. Bizim uğraştığımız konu işte bu uzun süreli adeta süreçler halinde karşımıza gelmiş burun tıkanıklıklarıdır. Burun tıkanıklıklarının çok değişik sebepleri olabilir ama çok kabaca gruplamak gerekirse burun boşluğu yan duvarlarında yerleşmiş olan, bizim konka dediğimiz, halk arasında da burun eti olarak anılan, aslında görevi zaman zaman şişmek, zaman zaman büzüşmek olan, damardan çok zengin yapıların değişik sebeplere bağlı olarak bir süre sonunda kalıcı halde şişmeleri ve kolay kolay kendiliğinden doğal yollarla büzüşememeleri. Biz buna konka şişlikleri diyoruz. Burun tıkanıklıklarının en önemli sebeplerinden birisidir. Yıllarca da çok ihmal edilmiş bir sebeptir. Daha sonra rastladığımız sebep, burun orta bölmesinin genellikle doğum sırasında bir tarafa doğru kaymış olması ve yüz kemiklerinin gelişim sürecinde bu kaymanın şiddetlenerek artması. Halk arasında kemik eğikliği olarak tanımlanan bizim septum deviasyonu dediğimiz bu koşu, eskisine kıyasla daha fazla burun tıkanıklığından sorumlu tutulmuyor. Ancak çok belirgin bir eğiklik ya da havanın geçişinde kritik mesafelerin burun orta bölmesi tarafından daraltılmış olması bir önemli burun tıkanıklığı sebebi. Bir başka önemli burun tıkanıklığı sebebi de sinüslerimizle ilgili. Sinüslerin burun içerisine açılan bölümlerinin tekrarlayan infeksiyonlar, tekrarlayan sinüzitler nedeniyle zamanla tıkanması çok belirgin bir burun tıkanıklığı sebebi. Bu kaba gruplamadan sonra burun tıkanıklığının tedavisine girmek gerekecek.